Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vel akıbetü lil müttakîn Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad kerramna beni Adem ve hamelnahum fil berri vel bahr ve razaknahum minat tayyibat ve fazzalnahum ala kesirin mimmen halakna tefzila. Sadakallahul azim. وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Bugün dersimiz yine insan. Muhterem emirler. Evet. Dersimizin serlevhasını tezyin eden ayet-i kerimeye mana verdikten sonra bugün inşallah konuya gireceğiz muhterem müminler. Allahu Zülcelal'in ve lekad kerramna'da işaret ettiği insan oğluna lütfettiği kerametler, faziletler diğer mahlukata nazaran mümtaz vasıflar nelerdir? Bunların üzerinde sırayla duracağız inşallah. Muhterem müminler, her zaman işaret ettiğimiz gibi dünyanın ağız tadı ve ziyneti insan. İnsan olmayınca her şey manasız, müphem ve muattal. Evet. İlla kainat her şeyini evvela yaratanına borçlu, sonra insan oğlunun akıllı çalışmalarına borçlu muhterem müminler. İsterseniz şöyle bir mukaddime yapayım. Hazreti Adem'den günümüze kadar eğer insanoğlu vahye kulak verdiyse, enbiya dediğimiz, peygamberler dediğimiz min illillah müeyyet mürşitlere kulak verdiyse, hak yolda hizmette bulunduysa dünya cennete çevrilmiştir. Dünyadaki hayat cennet hayatına dönmüştür. Ve alemde huzur vardır, saadet vardır. Yüzlerde neşe vardır, gönüller ve ruhlarda rahatlık vardır Allah'ın inayetiyle. Bunun aksini düşünün muhterem müminler. İnsanoğlunun azdığı asırlar, insanoğlunun çiziden yoldan çıktığı devirler, insanoğlunun peygamberlere itiraz ettiği, Allah'ın elçilerine yan çizdiği, Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden hoşnut ve razı olmadığı nefsine ve şehvetine uyduğu devirlere bakınız. Dünya haraptır, perişandır. Bediüzzamanımızın tabiriyle alem adeta matemhanedir. Hiçbir şeyin tadı yok muhterem müminler. Hatta şu kadarını ifade edeyim. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Gençler, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi 950 sene Şeyhül Murselin, yüce peygamber Nuh Aleyhisselam
kavmini dine davet ediyor. 950 yıl. Ya Rabbi. Ve ma amene ma'hu illa qalil. Kur'an-ı Kerim çok az bir zümre, çok az bir insan grubu Nuh Aleyhisselam'a tabi oldu. Ya bizim putlarımız ne olacak dediler. Muhterem Müslümanlar. Ya ve ma amene ma'hu illa qalil. En sonunda ya Rabbi ben bu kavme Allah'a dönün diyorum. Ben bu kavme yaptığınız kötülüklerden istiğfar edin diyorum. Allah gaffarü zünumdur. Şimdiye kadar yaptığınız bütün fenalıkları bağışlayıcıdır. Semadan size rahmetini indirir, arazinizi, arzınızı cennete çevirir, neslinizden güzel güzel çiçekler, güller getirir. Gelin ey kavim, Allah'a kul olun. İnkar ve ilhad. Muhterem Müslümanlar, inkar ve ilhad. İçimizden çıkma, fakir aileye mensup bir insansın. Şimdiye kadar abavu ecdadımızdan devraldığımız yolu terk edip de sağa mı uyacağız yani? Muhterem Müslümanlar, Sure-i Nuh'a bakınız. Rabbi la tezer alel ardı minel kafirine deyyara. Nuh Aleyhisselam şöyle bir elini arşa kaldırdı. Ya Rabbi bu kavim 950 senelik davetime icabet etmediler. Arz üzerinde bunlardan bir tanesini dahi bırakma. Kalırsa müminler, kalırsa bunların neslinden de ancak facir ve kafirler gelir. Allah Allah. Gerçi Nuh Aleyhisselam böyle bir kahırla duadan sonradan biraz kuşku duymuştur. Keşke merhametle muamele etseydim. Belki gelecekte bunların neslinden birkaç kişi çıkardı demiştir ama bir defa Rabbisine artık Müslümanlar, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, 950 senelik davet, 950 yıl düşünüyor musunuz? Muhterem müminler, Cenab-ı Hak emir verdi. Ya Nuh, gemi yap, afet gününe hazır ol. Cenab-ı Nuh Aleyhisselam kendine inananlarla gemi yaptı. Evet, ona da musallat oluyorlardı. Gemiyi yapmaması için de acayip dalavereleri, kötülükleri vardı kavmin. Fakat Cenab-ı Hak'tan emir aldı ve gemiyi yaptı. Günü gelince ya Konyalı tabiriyle sizi gidiler sizi. Siz bir peygamberi zişana, bir nebi-i âli bürhana, bir murseller şeyhına karşı gelirsiniz öyle mi? Semadan bardaktan dökülürcesine ne kadar suyu varsa gümbür gümbürü çıkarıyor muhterem Müslümanlar. Bir rivayette dünyanın her tarafı, bir rivayette kavmi Nuh'un tebliğin ulaşabildiği yerlere kadar. Kainat, kainat deniz, derya haline geliyor ve gemi üzerinde seyrediyor muhterem Müslümanlar. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Cenab-ı Nuh Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin üç oğlu tebliği kabul etti, yanına geldi. Bir oğlu Kenan. Ben şu dağlara çıkarım, ne derya ne su beni almaz baba dedi. Beni bana bırak. Kale la asimel yevme min emrillah. Evladım, Allah'ın emrinden yakayı kurtaramazsın. Kahır günü bu. Muhteremler,
Hafız kardeşlerimiz güzel okurlar. فَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُورَقِينَ Anında dalga daha konuşurken öyle geldi ki paçasından tuttu ve çekti. Yok oldu, kahroldu gitti mesela anında. Ve işte Cudi Dağı, bir rivayette Türkiye'deki şarktaki dağlardan biri Cudi Dağı. Cenab-ı Nuh Aleyhisselam etrafındakilerle yerleşti. Ve insanlık Nuh Aleyhisselam'ın neslinden tekrar türedi. Onun için Müslümanlar hatırınızda kalsın, Nuh Aleyhisselam'a Adem-i Sani diyoruz, ikinci Adem. Birinci Adem atamızdan türüyor, türüyor. Ve bu rivayete göre de demek ki arz üzerinde Cenab-ı Hak kahrediyor, yok ediyor mesela. Ama Amerika kıtası şöyle midir? Veya Japon adaları böyle midir? Bunun için ben kat'i bir şey söylemiyorum. Sadece dünyanın müthiş ve büyük bir kısmı bu kahır seli altında yok oldu gitti mesela. Ve Cenab-ı Nuh Aleyhisselam'ın neslinden insanlık tekrar çoğaldı. Söylemek istediğim şu muhterem Müslümanlar. O devirdeki insanlar azgınlık etmiştir. Mesela Hud Aleyhisselam, uzatmayın ki mavzuğa gireyim inşallah Teala dedim. Hud Aleyhisselam'ın kavmi yine davete icabet etmiyor. Cenab-ı Hud Aleyhisselam tebliğ, irşat, nasihat almıyorlar. Muhterem müminler, öyle bir fırtına ki, evet, hani dünyada görülmedik derler ya, dünya tarihinde görülmedik bir fırtına, mağaralar, hala Hazreti Hud Aleyhisselam'ın kavminin kalıntıları Cezire-i Arap'ta ziyaret ediyor muhterem Müslümanlar. Kilometrelerce dağların içerisine yahut yüz metrelerce dağların içerisine kovuklar kazmışlar. Yahut senin Rabbin azabı bizi burada nerede bulacak? Biz mağaraya çekilir, kapımızı kapatırız, hiçbir şey edemezsin bize diyorlardı. Ya muhterem müminler, ya fırtına mağaranın ta dibine kadar gidiyor. Böyle çevirdiği gibi nesi varsa dışarıya çarçap halinde çıkarıyor. Adeta çobanın çitinde kırılmış o paça parçacıklar gibi mahvedip gidiyor mesela. Nuh Aleyhisselam ve inananlar Allah'ın hıfzı emanında. Salih Aleyhisselam böyle. Lut Aleyhisselam ve hakeza ve hakeza. Şunu demek istedim ki bir ibret de alınsın diye bir misal de vermiş oldum muhterem Müslümanlar. İnsanoğlu azgın olduğu devirlerde cezasını çekmiş, Allah'a karşı gelmenin belasını bulmuş ve neticede muhterem Müslümanlar, inandım Rabbime diyenler Cenab-ı Hakk'ın lütfuna nail olmuşlardır. Biz bugün dünyamızda ve Türkiye'mizde huzur istiyoruz muhterem Müslümanlar. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, dünyamızda ve Türkiye'mizde huzur istiyoruz inşallahu teala. ...26 Ağustos 1071 olacak Allahu Alem muhterem Müslümanlar. O gün bugün Konya'mızda, dünyamızda, İstanbul'umuzda, şarkımızda, garbımızda Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Osmanlı 635 sene muhterem Müslümanlar ve nihayet bugüne gelmişiz. İslam ve İslam ve İslam muhterem Müslümanlar. Çanakkale'de 355 bin resmi rakam. Çanakkale'de 355 bin şehidi İslam için vermişiz muhterem müminler. İslam için, Kur'an için, Allah yolu için, Peygamber Efendimizin nazlı yolu için vermişiz. Evet, İstiklal Harbi'ne İslam için girmişiz. Vatan, sancak, bayrak duyguları ve aşkı ile kafiri denize dökmüşüz. Evet, biraz sonra bu mavzuyu tekrar bir alaka ve ilgiyle dile getireceğim.
Şart tarafta Dadaş Dine'den tutunuz efendim, yeni bıyığı bitmiş delikanlara varıncaya kadar elindeki imkanlarla Moskov'u önüne katarak hudutdan dışarıya çıkarmış ve bugün cennet vatanımızda ezan var, Kur'an var elhamdülillahi teala. Muhterem Müslümanlar, yine ah diyorum. Daha iyi günler beklerdik. Konyalılar, ümitsiz değilim, Allah var. Evet. Tahir hocanız olarak 50. senedir kürsüdeyim. Kürsü hayatım 50. sene. Daha iyi gün bekliyoruz inşallahü teala. Zalimlere dedirir bir gün kudreti Mevla. Tallahi lekad aserakallahu aleyna. Ümit ederiz, yanılmışız diyecekler ve Allah yoluna gelecekler inşallahü teala. Konyalılar, ümit kesmeyeceğiz inşallah. Bu vatan bizimdir. Garbın afakını sarmışsa bir çelik zırhlı duvar, benim iman dolu göksüm gibi serhaddim var. Ulusun müminler, öyle diyor koca Akif, ulusun, korkma. Nasıl böyle bir imanı boğar medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Muhterem Müslümanlar, ve lekad katabna fi'z-zaburi min ba'di'z-zikri innel arza yerisuha ibadiyye's-salihun diyor Kur'an-ı Kerim. İnşallah salihler arza varis olacaklar. Ama gelin benim sözümü tutun da yavrularınızı yetiştirin inşallah. Evlatlarınızı yetiştirin inşallah. Çocuklarınızı yetiştirin inşallah. Hayırlı nesiller yetiştirin. Onlar geleceğe sahip çıksınlar inşallah. Evet muhterem müminler, ayete mana veriyorum. Bugün konuya girelim artık inşallahü teala. Biiznillahi subhanahu ve teala. Cenab-ı Hak buyuruyor estaizu billah. Ve lekad kerramna beni Adem. Biz Adem oğullarını mükerrem kıldık. Yani bütün mahlukat içerisinde insan ekremi mahluktur, eşrefi mevcuttur muhterem dinliler. Ya bütün mahlukat içerisinde insan nazlı kul, nazlı varlık, nazlı mahluktur. Allah'ın muhatabıdır. Bu bakımdan insan ne kadar üzerinde durulsa, yıllarca faziletinden bahsedilse yine az muhterem Müslümanlar. Hani Ali Ulvi kurucu efendi kardeşimiz, abimiz Medine'de kulakları çınlasın inşallah. Bugünlerde Medine'de olacak demişlerdi. Bir mısrağında öyle diyor, tatlı bir söz. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa diyor. Ya Rab. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa diyor. Faziletli insanın, gerçek müminin, Allah dostunun meziyetini saymakla bitiremezsin. Ağaçlar kalem olsa gene yetmez. Denizler mürekkep olsa yine bitmez diyor. Evet. Rabbim bizi salihler zümresine ilhak eyle. Ve lekad kerramna beni Adem. Bugün kerametleri yetişebildiğimiz kadar sayacağız inşallahü teala. Ve hamelnahum fil berri vel bahr. Karada ve denizde onların binitlerini halk ederek bindirdik. Seyahatlerini kolaylaştırdık. Cenab-ı Hak Kur'an'ı indirirken her dersimde söylüyorum, bu kadarını da işaret ediyor. Bakınız muhterem müminler. Ya huvellezî cealelekumul arza zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rizqih ve ileyhin nüşûr. Suretül Mülk'te okuyorsun ya mümin kardeşim, tebârikeyi okurken. O öyle Allah'tır ki, Konyalı kardeşim, seni düşünmeye davet ediyorum.
ayağın altında çiğnediğin arz, milyonlar nimetiyle emrine müsahhar kılınmıştır. Cenab-ı Hak dilediğin gibi üzerinde gez, istediğin gibi nimetlerinden istifade et. Dünya ve kainat senin içindir ey kulum diyor Mevla. Yalnız şunu iyi bil ki, Aziz Konyalı, şunu iyi bil ki, dönüş Allah'adır. Ya yiyeceksin, içeceksin, gezeceksin. Meşru daire içerisinde zevk edeceksin, eğleneceksin, evleneceksin, evlat ve nesil yetiştireceksin, ticaret yapacaksın, kazanacaksın ve bin türlü nimetler içerisinde Rabbim beni unutmuyor, lütfediyor diyeceksin. Fakat şunu unutmayacaksın: hayatın her anından huzurullah'ta sorulan suale cevap vereceksin. Hazır mısın? Hayatın her anından karıncalar gibi ayak altındasın. Karıncalar gibi. Kahhar kudret. Limenil mulkul yevm. Lillahil vahidil kahhar buyurunca, bu ilahi celal ve kahır karşısında karıncalar gibi ayak altındasın. Ancak Rabbisini bir bilip Mevlasına boynum kıldan incedir, sen Rabbimsin, ben sana kulum diyen insanlar müstesna. Onlar dünyada da aziz, ölürken de aziz, kabirde de aziz, mahşerde arşın gölgesinde aziz. Sıratta korku yok. Hani ben her zaman söylerim ya, ben korkutan hocanız değilim. 50 sene size hep cennetin kapısını gösterdim, hep ümit verdim. Tamam mı? Yani cemaatimi yese düşürüp de, yok ya bu iş olmaz. Hayır, hiçbir defa dahi. Kapıyı açık tutuyorum. Hani o sırat, muhterem Müslümanlar, o sırat köprüsü ki, hocalarımız, eski hocalarımız devamlı olarak, bak cemaat latife ediyorum, bu oğlan, bu delikanlı uyuyanlarınızı da alıyor kameraya, ona göre bugün akşam televizyonda seyredenler uyuyanlar da seyretiyor, ona göre nedense bu oğlanın da kendine göre bazı işleri var yani, onun için uyuklamayın, tamam mı? Şöyle gözünüz cam taşı gibi olsun daima, eğer mümkünse yaşlı olsun inşallah, oldu mu evladım? Eğer mümkünse gözünüz yaşlı olsun inşallahü teala. Ve bunlar mahşerde huzurullah'a gelecek. Ya muhterem müminler, ömürlük bütün amellerimiz, Rabbim bizi ve neslimizi meyhanelerde görme, kerhanelerde görme, kumarhanelerde görme, masiyet yuvalarında görme bizi ya Rabbi. Ekranlar bizi devamlı huzurunda çeksin inşallahü teala. Elimiz arşa açık, dilimiz Allah derken Mevlamıza kavuşalım inşallah. Böylece Rabbimden istiyor ve dua ediyorum muhterem Müslümanlar. Alemlerin yüce Rabbi bu saatlerde yapılan duaları mutlaka reddetmez. Bizleri, bütün mümin kardeşlerimizi, alem İslam'da Allah diyen bütün dostlarımız ve ihvanımızı cennet yolunda Rabbimiz mahcup etmesin inşallah. Evet muhterem Müslümanlar, dünyada da ahirette de müminler için korku yok diyorum ve muhterem Müslümanlar, şu insana Cenab-ı Hakk'ın ve evet varazaknahum minet tayyibat, onlara temiz rızıklarla Cenab-ı Hak lütfederek merzuk kılmıştır. İnam ve ihsanda bulunmuştur. Evet. Ve fadlallahum ala kesirin mimmen halakna tefzile. Edeben ayi celle mana itibariyle tamamlanmış olsun. Ve yarattığım bütün mahlukatın çoklarından insanoğlunu faziletli kıldım buyuruyor Mevla. Acaba ekremi mahluk diyoruz. Muhterem müminler, Kapı Camii'nde yıllardır ders dinlersiniz. Hocalarımız insan denince ekremi mahluk, mahlukatın en kerimi, eşrefi mevcut, mevcudatın en şereflisi diyor. Acaba bu kerametler nelerdir? Şöyle ben
kısa kısa söyleyeyim, siz de bir dinleyin bakalım. Şu Rabbimizin bize olan nimetini maddeler halinde bir görelim. Bir, muhterem müminler, tefsirlerden, Kurtubi emsali büyük tefsirlerden ben maddeler halinde kaydetmişim ve size tabak içinde sunarcasına madde madde sunuyorum muhterem Müslümanlar. Bakınız, evet, tekrimuhu teala bihuznü suratihi fe inne suretel insan ahseni min suveri cemil mahlukat. Cenab-ı Hak insanoğluna keramet olarak suret güzelliği vermiştir. İnsanoğlu bütün mahlukatın en güzelidir. Muhterem müminler, isterseniz karıncadan file, maymundan sırtlana varıncaya kadar şöyle bir hayal, hayvanat bahçesini filan içinizde %99'unuz bu asırda gördünüz artık. Şöyle bir canlandırın, gördüğünüz bütün mahlukat içerisinde Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği şu güzellik özeldir, hususi bir iltifatı ilahidir. Bizi bu bakımdan varlığın güzeli, mahlukatın güzeli yaratan Mevlamıza ne kadar hamd etsek, şükretsek az muhterem müminler. Hatta Kur'an-ı Kerim Esaizu billah ve savvarakum fe ahsene suvarakum. Allah sizin suretinizi tasvir etti ve bütün mahlukat içerisinde en güzel sureti size bahşetti diyor Kur'an-ı Kerim. Diğer ayet-i celle'de ve tini ve zeytuni ve turi sinine ve hazel beledil emin. Cenab-ı Hak yemişe kasem ediyor, zeytuna kasem ediyor, turi sinaya kasem ediyor, Mekke'deki mukaddes beldelere, topraklara, dağlara, Beytullah'a kasem ediyor ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ. Biz insanı en güzel bir biçim ve endamda yarattık diyor muhterem Müslümanlar. Ya insan endam itibariyle, biçim itibariyle, görünüm itibariyle mahlukatın en güzeli muhterem müminler. Tabii bu güzellik herkes de ayrı ayrıdır. Şimdi ihtiyar amca, hocam gari ben ihtiyarladım, bende ne güzellik kaldı filan demesin. Delikanlıyken o da güzeldi. Efendim? Hani bir şaka edeyim istersen. Güzel olmasaydın hacı teyze sana gelir miydi diye bir şaka edeyim istersen. Evet efendim. Öyle olunca o gençliğinde parıl parıldı. Şimdi de imanının güzelliğine Mevla itibar edecek inşallah. Elinde tesbih, ihtiyar amca, Tahir Hoca, Tahir Hoca kardeşin sözü kulağında çınlasın. Şu yaşlı halinle gözüne böyle gözlüğü takıp da açın şu televizyonu bakayım filan diye gece yarılarına kadar eğer şehvet görüntülerini seyrediyorsan vay haline senin. Hacı olsan değil, vallahi hoca olsan da kabzayı kudretten yakan kurtaramazsın, bak sana söylüyorum. Hocam sen de hep televizyonun aleyhindesin yahu. Bunun, bu aletin, bu menhusun hiç mi iyi tarafı yok? Muhterem müminler, aletin, her zaman söylüyorum size, ekranın, kablonun, tahtanın, tarabanın hiç suçu yok. Hayra kullanılırsa mahz-ı hayır, şerre kullanılırsa aynı şer. Duyuyor musunuz? Onun için kardeşiniz olarak ben diyorum ki ben televizyon almadım. Çünkü aşağı yukarı evlerin %98'ine, %2'si sağlam kaldı mı bilmiyorum. Hemen hemen %98, %99'una girmiş durumda evlerin muhterem müminler. Öyle olunca her açtıkça Allah'tan korkun diyecek. Her açtıkça karşınızda kamil bir mürşit bulacaksınız, size nasihat edecek. Her açtıkça ahiretten, insani faziletten, insani kerametten bahsedecek. Her açtıkça
ilim, edep ve ahlak diyecek gençler öyle değil mi? Aziz gençler, memleketin evlatları öyle değil mi? Böyle olunca insanın kalbi taş da olsa bal mumu gibi yumuşayacak. Der ertesi gün eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü deyip Mevlasına bütün varlığıyla yönelecek inşallah Teala. Muhterem müminler, evet, Mevza şu okuyacağım çok şey vardı, birinci maddede kaldım. Sadece şöyle diyorum son cümle olarak. İnsanoğluna Cenab-ı Hakk'ın verdiği sırayla söyleyeceğim kerametlerden ilki suret güzelliği. Ve savvarakum fe ahsene suvarakum. Güzel. Yusuf Aleyhisselam, muhterem Müslümanlar, güzel insan denince akla Yusuf Aleyhisselam gelir. Yüzüne nikap tutarmış. Yusuf Aleyhisselam peygamber. Sayılı enbiyadan biri peygamber. Kur'an-ı Kerim'de Sure-i Yusuf var, okuyorsunuz değil mi? Yusuf Aleyhisselam sokakta giderken eğer nikap tutmazsa yüzüne, cemalini gören kişi bir hafta yemez içmezmiş. Yusuf Aleyhissalatu Vesselam, ya insan güzeli. Resul-i Zişan'a sormuşlar, İslam peygamberine sormuşlar, ya Resulallah siz mi güzelsiniz, Yusuf Aleyhisselam mı güzel diye. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar, Yusuf ahsenu minni ve ene emlehu min Yusuf. Yusuf parıltıda benden güzel, doyuruculukta ben ondan güzelim buyurmuşlar. Çünkü Hatemül Enbiya, varlığın göz bebeği. Evet, 124 bin enbiyanın imamı, varlık onun şerefine dünyaya gelmiş. Öyle olunca huzuruna ilk gelenler titrerlermiş, heybetinden titrerlermiş. Biraz sohbetine oturunca hayatımda bundan güzelini görmedim derlermiş Peygamber Efendimiz. Gene böyle olduğu halde Peygamber Efendimiz, Yusuf benden şaşalı, parıltılı, güzel. Ve ene emlehu min Yusuf. Doyuruculukla ben de Yusuf'tan güzelim buymuşlar Peygamber Efendimiz. Ya Rabbi bize Resulü'nün elini dünyada öpüp cemalini görmeyi lütfeyle Allah. Dertliyiz, dertliyiz. Muhammed'in derdiyle dertliyiz. Bizi Resulullah'ın yolundan bir nefes ve adımda olsa ayırma Allah'ım. Evet, gelecek dersimizde Hazreti Muhammed'den de söz edeceğiz. Çünkü insanoğluna Cenab-ı Hakk'ın verdiği kerametlerden biri de diyor elimizdeki tefsirler, bu insanlığın içinden Hazreti Muhammed'in çıkışı. Feriştah değil, melek değil. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ. Sizin içinizden, bir diğer kıraatte min enfesikum az, erbabının malumu, en enfes ve asil sülaleden bir peygamber gönderdik ki o Allah'ın Muhammed olarak Resul ve elçisidir. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun, aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize gülerek çene kapamalar nasibi mukadder eyleye. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümre-i salihine ilhak eyleye. Cümlemize ve bütün inanmış kullarına, mümin ve Müslümanlara cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.